Merhaba arkadaşlar, bugün EİS yayınları ders anlatım föyünün 4. kısmındayız ve bugünkü konumuz bilgi felsefesinin devamı olan 2. föy. Felsefenin bilgiye bakışıyla devam edelim. Öncelikle bilgi felsefesinin ne olduğuna bir bakmamız lazım. Bilgiyle ilgilenen, bilginin kaynağını, insanın bilgiyi nereden elde ettiğini, ölçütlerini, sınırlarını ve doğru bilginin mümkün olup olmadığını inceleyen felsefe alanına bilgi felsefesi diyoruz. Ya da diğer adıyla, felsefe dilindeki adıyla epistemoloji diyoruz. Peki epistemoloji hangi kelimelerden oluşuyor? Yunanca episteme, yani bilgi anlamına gelen episteme ve bilim ya da akıl, aslında akıl anlamına gelir ama bilimi şeklinde çevrilir. Logos sözcüklerinden oluşuyor epistemoloji. Epistemoloji doğru bilginin nasıl oluştuğuyla ya da var olup olmadığıyla, eğer doğru bilgi varsa bunun kökenleriyle ilgileniyor. İlk çağ felsefesinde doğa konusuyla başlarken felsefe, bir süre sonra artık insan felsefesine geçince Sokrates, Platon, Aristoteles gibi düşünürlerle birlikte sistematik felsefe başlıyor. Dolayısıyla bu konulardan biri de nedir? Bilgi felsefesi. Ardından ilerleyen dönemde, modern felsefe döneminde de Descartes daha detaylı olarak ele alıyor. Temel başlıklarına bakarsak bilgi felsefesinde bilginin ölçütünün neler olduğu sorgulanmış. Bilginin var olup olmadığı, yani doğru bilgi var mıdır sorusu tartışılmış. Peki doğru bilgi varsa bu hangi kaynaktan, akıl mı, deney mi, yaşantı mı gibi sorular sorulmuş. Bir de insan nereye kadar bilebilir soruları sorulmuş. Önce birinci problemle başlayalım. Bilginin doğruluk ölçütü. Acaba biz bir bilgiye doğru derken neye göre deriz? Su 100 derecede kaynar dediğimizde bunu deneyimle mi elde ediyoruz? Akılla mı, düşünceyle mi? Ankara Akdeniz bölgesindedir bilgisi neye göre doğru, neye göre yanlış? Yani burada temel olarak doğru bilgide hangi kriteri aldığımız sorgulanıyor. Bunun birincisi uygunluk cevabı. Uygunluk ölçütünün temel olarak baz aldığı durum, nesne ya da gerçekliği düşünelim. Örneğin bir limonu düşünelim. Limon sarıdır. Bir de buna ilişkin verdiğimiz yargıyı, yani limon sarıdır yargısını düşünelim. Eğer iddia ettiğimiz yargı var olan gerçeklikle örtüşüyorsa, yani uygunsa, o zaman doğrudur diyoruz. İşte uygunluk ölçütünün tam olarak karşılığı iddia edilen bir yargının nesneyi tam olarak yansıtması, ona uygun olması doğruluğun ölçütüdür diyor. İkinci kriter tutarlılık. Tutarlılık da bu sefer bir önceki doğruluk ölçütündeki yargı ve nesne örtüşmesine değil, yargı ve yargı örtüşmesine bakıyoruz. Yani ileri sürdüğümüz bir iddia, o düşünce sisteminde daha önceden var olan yargılarla örtüşüyorsa, daha da sadeleştirmek gerekirse yargılar arasında bir çelişki bulunmuyorsa, o halde bu bilgi doğrudur denilebilir. Yani bütün insanlar ölümlüdür dediğinizde, daha sonra bazı insanlar ölümlüdür derseniz, bu iki yargı arasında bir ne vardır? Çelişki vardır. Dolayısıyla bu ikisi tutarsızdır. Bilginin doğruluğunda tutarlılığa bakıyor. Tümel uzlaşım ise bir bilginin çoğunluk tarafından kabul edilmesine bakar. Yani ileri sürdüğümüz bir iddia eğer herkesçe doğruysa, o zaman herkesçe onaylanıyorsa, o zaman bu bilgi doğrudur diyoruz. Apaçıklık ölçütüne baktığımızda bir bilgide kuşkunun hiç olmayacak şekilde kesinliğine bakılıyor. Örneğin masada oturuyor olma, düşünüyor olma apaçık bir şekilde yaşanılan durumlardır. Descartes'in de düşünüyorum öyleyse varım bilgisi de açık ve seçik bir bilgidir. Aslında apaçıklık ölçütü bir bilginin başka bilgilerle karıştırılır olmaması demektir. Bir başka bilginin doğruluk ölçütü fayda ya da yarardır. Burada bilginin günlük hayatta ne derece işlevsel olduğuna bakılır. Yani problem çözmesi, işe yaraması, günlük hayatta sorunları gideriyor olması bu bilginin doğruluğunu göstermektedir. Burada verilen cümlelerin hangi doğruluk ölçütü örneği olduğunu istiyor etkinlik örneğimiz. Dünyanın bir gezegen olması burada uygunluk ölçütüne karşılık gelebilir ya da apaçıklık da diyebiliriz buna. Kapitalizm bir sömürü düzenidir çünkü çevremdeki herkes aynı düşünceyi savunuyor. Buna tümel uzlaşım deriz çünkü neden? Herkesin öyle düşündüğü söylenmiş. Nükleer santrallerin yapımının gerekli ve doğru olduğunu savunuyorum. Çünkü hem işsizliği azaltacak hem de enerji ucuzlayacağı için daha ucuza ısınacağız. Burada da bir fayda fayda gözetildiği için bu şekilde doğru kabul edilmiş. Doğanın ve çevrenin korunmasının gerekli olduğunu savunan bir kişi marketlerden naylon poşet alımına karşı olmalı, yani tutarlı davranış göstermeli. Ağaç ağaçtır yargısının doğruluğundan hiçbir kuşkum yoktur. Yani bu bilgi açık ve seçik bir şekilde kabul edilebilir. Apaçıklık ölçütüne örnektir. Verilen sorumuza bakalım. Örnek sorumuz: epistemoloji felsefede bilgi konusunun tartışıldığı bir alandır. Bilgi ile ilgili problemler ilk çağdan günümüze değin sürmektedir. Felsefenin doğduğu çağlarda bilgiye ilişkin şüpheci tavır günümüzde de bulunur. Çünkü bilgiye ulaşma kaynakları değişse de felsefenin sorgulayıcı tavrı değişmemektedir. Bilginin imkanı, hangi yollarla elde edildiği, bilginin geçerli kabul edilmesi için hangi kurallara uygun olması gerektiği gibi sorular bilgi felsefesinin temel sorularını oluşturur. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorularından değildir? Paragrafta da örneklendirilmiş bilginin imkanı, doğduğu kaynak, bilginin geçerliliğindeki ölçütler şeklindeki örnekleri seçeneklerde bakalım. İnsan hangi verileri doğruluk olarak kabul etmelidir? Evet, bilginin doğruluk değerini sorduğu için bu bir bilgi felsefesi sorusudur. Doğruluk ve gerçeklik yine bilgi felsefesinin temel kavramlarından olduğu için bu soru da uygundur. Düşünmek, hakikate ulaşmak için yeterli midir? Bilgi hangi yollarla elde edilir? Örnek verebiliriz. Deneyimle ulaşılan bilgiler öznel midir? Yine bilginin kaynağını tartışır. Varlığın temelinde çokluk var mıdır? Bu bir ontoloji sorusu, yani varlık felsefesi sorusu olduğu için bu bir bilgi felsefesi sorusu değildir. 2019 AYT sorusunu okuyalım. Bazı insanlar kişisel bilgi dağarcığını yalnızca kendi deneyimleriyle oluştururlar ve bunların gerçeklikle uyuşup uyuşmadığını sınamakla pek ilgilenmezler. Bu insanlar herhangi bir yargıyı doğru saymak için başka ölçütleri dikkate alırlar. İlk olarak karşılarına çıkan yeni yargının önceden sahip oldukları ile çelişip çelişmediğine bakarlar. Çelişmiyorsa bu yargıyı benimsemenin işlerini kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağını anlamaya çalışırlar. Bunu da başarıyorsa içinde yaşadıkları toplumun buna karşı çıkıp çıkmayacağını kontrol ederler. Bu ölçütlerin sıralaması zaman zaman değişse de doğru sayılan yargı kümesinin büyük kısmı işte böyle oluşur. Bu parçada söze edilen insanlar bilgilerini oluştururken sırasıyla aşağıdaki ölçütlerden hangilerine başvurmaktadır? Altını çizdiğimiz yerler aslında sorunun yanıtını veriyor. Önceden sahip oldukları yargının öncekilerle çelişmemesi nedir? Tutarlılıktır. İşlerini kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağına bakmaları fayda ölçütünü dikkate aldıklarını gösterir. Toplumun bu yargıya karşı çıkıp çıkmaması ise tümel uzlaşımdır. Dolayısıyla bu sırayı da biz C seçeneğinde görüyoruz. Diğer bir bilgi felsefesi sorusu bilginin imkanı problemi. Burada doğru bilgi mümkün müdür diye sormuş filozoflar. Ta ki ilk çağdaki filozoflardan başlayan bir soru. İki tane akım öğreneceğiz burada. Birisi septisizm, diğeri de dogmatizm. Septisizm doğru bilgi yoktur diyor. Bunun karşısındaki görüş ise belirli gerekçeleri savunarak doğru bilgi, herkes için geçerli bilgi vardır diyor. Önce septisizm akımı altında toplananlara bakalım. Bu görüşü savunan bir grup filozoflardan biri sofistler. Sofistler ilk çağda yaşamış, insan felsefesini başlatan, gezerek parayla ders anlatan bir grup öğretmen aslında. Onlar insanın duyu ve algılarının bireysel deneyim olduğundan bilginin de bireysel yani öznel olduğunu söylüyor. Dolayısıyla insan her şeyin ölçüsüdür. Bu görecelilik yani relativizm adını alır. Onlara göre insana göre doğru vardır. Yani sana göre, bana göre doğru vardır. Ben şu anda üşüyorsam hava bana göre soğuktur ama bir başkasına göre öyle değildir. Bunu da Protagoras insan her şeyin ölçüsüdür sözüyle ifade etmiştir. Duyular bu şeklin farklı şekillerde algılanmasına yol açtığından nesnel bilgi olanaksızdır. Yani burada bir illüzyon görseli var. Kimimiz bu şeklin daha farklı bir üçgen olduğunu görüyoruz. Kimimiz ise farklı açıdan algılıyoruz. Sofistler de bunu dikkate alarak göreceliliği savunmuşlar. Diğer bir sofist düşünür Gorgias da o aslında varlık konusuna kadar götürmüş. Hiçbir şey yoktur, olsa da bilinemez, bilinse de bir başkasına aktarılamaz demiş. Hiçbir şey yoktur derken de aslında başka bir varlık görüşünü başlatmış. Yani nihilizm, hiççilik fikri de Gorgias'ta başlamıştır diyebiliriz. Bir diğer doğru bilgiyi reddedenler septikler. Onlar daha kökten şüpheciler. Piron ve Timon isimli iki tane filozof öne çıkıyor burada. Hiçbir doğrunun karşıtının yanlış olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz diyorlar. Yani bu budur, su akışkandır, ateş yakıcıdır gibi kesin ve net iddialarda bulunamayız. Çünkü bunların doğruluğundan emin olamayız. Peki ne yapmalıyız? Sürekli şüphe içinde bulunmalıyız. Şüpheyi sonuna kadar götürmeliyiz derler. Dolayısıyla septiklerde aslında şüphenin ne olduğunu görüyoruz. Amaç olduğunu görüyoruz. İlerleyen yüzyıllarda göreceğiz ki şüpheyi yöntem olarak kullananlar da var. Ama ilk çağdaki durum şüphenin septikler açısından en azından amaç olarak benimsendiği. Örnek sorumuza bakalım. Sofistler bilgi felsefesine farklı görüşleriyle öne çıkarlar. Sofist düşünür Protagoras'a göre var olanlar sürekli bir akış içindeyse, duyum da kişiden kişiye değişiyorsa ve hangi görünüş ya da algının doğru olduğuna karar verecek nesnel bir standarttan, görünüşleri kendisiyle yargılayacağımız nesnel bir gerçeklik var değilse, genel geçer bilgiden söz etmek hiçbir zaman mümkün olmaz. İnsanın sadece kendi deneyimlerinin doğruluğundan söz edilebilir. Bu parçada yer alan görüş aşağıdakilerden hangisini desteklemektedir? Burada da doğru bilgiyi reddeden sofistlere örnek vermiş bir paragraf okuduk. Hakikate ulaşmak için tüm ön yargılardan kurtulmak gerekir diyemeyiz. Çünkü burada bir hakikate ulaşma iddiası var. Aklı temel alan bir yaklaşımla doğruluk elde edilebilir. Hayır, ne diyor sofistler? Doğruluk görecelidir. Mutlak bilgiler düşünerek elde edilebilir. Mutlak bilgilerin de doğru olarak elde edildiğini söyleyemeyiz sofistlere göre. Tüm insanları kapsayan genel ilkeler imkansızdır. Evet, işte doğru bilginin göreceli olduğunu söylediği için yanıtımız D olmalıdır. 2016 YGS sorumuza bakalım. Çoğu zaman günlük deneyimlerimiz başlıca bilgi kaynağımız olan duyuların bizi yanılttığını göstermiştir. Ancak insanlık tarihine baktığımızda da bugün apaçık yanlış olduğunu kabul ettiğimiz birçok şeyin geçmişte yanılmaz doğrular olarak benimsendiğini görürüz. Bu durum felsefe tarihinde doğru bilginin imkanından şüphe eden filozofların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu parçada söze edilen filozoflar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilir? Doğru bilginin varlığını reddeden, her şeyden şüphe eden filozoflar septikler olarak adlandırılır. İkinci sorumuz doğru bilginin mümkün olduğunu savunan dogmatizm görüşü. Şimdi burada aslında farklı bir problem ortaya çıkıyor. Peki doğru bilgi varsa bunun kaynağı nedir? Burada 8 tane temelde farklı görüş var. Akıl diyen, deneyim, duyu diyen, hem akıl hem duyu diyen kritisizm, sezgi diyen entüisyonizm, deney ve gözlemle olguları işaret eden pozitivizm, kullandığımız dili analiz etmek gerekir diyen analitik felsefe ve doğru bilgi fayda sağlayandır diyen pragmatizm, nesnelerin, fenomenlerin özüdür doğru bilginin kaynağı diyen fenomenolojiyi kısaca görelim. Öncelikle rasyonalizm kimle başlamış? Ta ki ne kadar eski, Sokrates'le başlayan bir düşünce. Sokrates, bildiğim tek şey ve hiçbir şey bilmediğimdir derken aslında bir sorgulamaya, insanın sürekli kendini eleştirmesine, bir tartışma yöntemine işaret eder. Ona göre bütün bildiklerimiz doğuştan gelmektedir. Ama ruhta uyku halinde bulunduğu için bunu çeşitli soru-cevap yöntemi yaparak, bir soruşturmaya tabi tutarak açığa çıkartabiliriz. Yöntemi mayotik olarak adlandırdığı yönteminin iki tane aşaması var. Önce karşısında çok şey bildiğini iddia eden birine alay aşaması dediği, hiçbir şey bilmediğini gösterdiği ironi yapar. Yani onun bilgilerini çürütür. İkincisi ise aslında onda var olan bilgilerin açığa çıktığını gösterdiği aşama olan doğurtma aşaması, yani mayotik aşamasıdır. Hatta tarihte bir anekdot vardır. Bir köleye, yani hiçbir eğitimi olmayan köleye çeşitli sorular sorarak bir geometri sorusunu çözdürdüğü söylenir. Sokrates'in genel olarak savunduğu nokta bir diyalektik yöntemini, yani bir tartışma yöntemini benimsemesi, insanın bir takım bilgilere sahip olduğunu savunması ve yeni bir şey öğrenmediğimiz aslında hatırladığımızı savunmasıdır. Platon'un, Sokrates'in öğrencisi Platon'a bakalım. Platon da varlık görüşüne dayanarak bilgi görüşünü ileri sürer. Nedir onun varlık görüşü? 2 tane evren vardır. Bu 2 evren idealar evreni ile fenomenler, yani nesneler evrenidir. Asıl gerçek olan değişmeyen, soyut bir şekilde kavramsal nitelikte olan idealardır. Onların kopyası olanlar ise fenomenlerdir ve fenomenler sürekli değişmektedir. Örneğin şöyle açıklayalım bunu. Elma kavramı ya da bir elma ideası düşünelim. Bu elma ideası hep vardır. Hiç değişmez. Elma dediğimizde bu bir kavramdır. Ama fenomenler evreninde görmüş olduğumuz bir elma var olur, büyür, çürür ve yok olur. Yani bir değişime tabidir. Dolayısıyla bunu duyularımızla algıladığımızdaki bu bilgi değişen bilgidir. Yani buna güven olmaz. Ama elma ideasını biz akılla kavrarız. Yani düşünerek kavrarız. O halde kavramların bilgisine ulaştığımız akıl doğru bilginin kaynağıdır diyor Platon. Aristoteles de yine sistematik felsefe filozoflarından birisi. O Platon'dan biraz farklı düşünür. Onun Platon felsefesinde idea ve fenomen ayrımı Aristoteles'te bir bütündür. O maddelerin içinde bir form olarak ideayı da görür aslında. Mesela bir elma, fiziksel dünyadaki elma formunu da kendi içinde taşır. Dolayısıyla 2 ayrı evren yoktur. Her şey tek evrendedir. Aristo aklı yine bilginin kaynağında temel olarak görmüştür ve aslında biraz da duyuların da işlevi vardır. Yani duyuların da verdiği bir takım bilgiler vardır ama bu tek tek deneyimlerden elde edilen genel yargıları, tümel yargıları akıl işler, bunları düzenler ve bilgi haline getirir. Dolayısıyla Aristoteles de biraz Platon'dan farklı düşünse de yine bilginin kaynağında ana olarak ana kaynak olarak neyi görmüştür? Yine etkin aklı görmüştür. Farabi bir İslam düşünürü, Orta Çağ'da yaşamış. O da Aristoteles'in fikirlerinden aslında birazcık etkilenmiş. Demiş ki akılda, insanda doğuştan bilgiler, bir takım düşünceler vardır. Ama bu bilgiler sadece akla ait bilgiler değildir. Onda Aristo'da olduğu gibi duyu bilgisi de vardır, akıl vardır tabii ki ve bir sezgisel bilgi kavrayış olarak nazar diye de ifade ettiği başka bir şey de vardır. Duyu ve akılla doğrudan bilgiler elde ediyoruz. Nazarla da, yani sezgilerle de aslında dolaylı bilgileri elde ediyoruz. Örneğin Tanrı'nın varlığını nazarla, yani içten bir kavrayışla elde ediyoruz demek istemiştir. Descartes modern felsefe düşünürlerinden birisi. Onun öncelikle bu filozof hakkında bilmemiz gereken ilk şey metodik şüphedir. Yani şüpheyi bir araç olarak kullanmasıdır. O önce ne yapar? Bütün bildiklerinden şüphe ederek işe başlar. Adım adım, adeta bir sepet elma içindeki çürükleri ayıklamak gibi ön yargıdan oluşanları, hatalı olanları, kusurlu olanları eler ve sonunda sepette kalan sağlam elmaların artık kendisinden şüphe edilemeyecek hakikatler olduğunu görür. Bunu da düşünüyorum, öyleyse varım sözüyle aslında ifade eder. Şöyle ki, insan her şeyden şüphe edebilir ama şüphe ettiğinden şüphe edemez. Şüphe etmek düşünmek demektir. Olmayan bir şey düşünmeyeceğine göre bunları düşünen bir ben olmalıdır. Yani ben düşünüyorum, o halde varımı çıkartır. Burada da yine şüphe etme düşünmeden yola çıktığı için bilginin kaynağında Descartes aklı önemli bulmuştur. Bir başka filozof ise Hegel. Hegel önemli varlık felsefesinde de idealist filozoflardan biridir. Bilgi felsefesinde de rasyonalisttir. O önemli bir kavramdan yola çıkar. Mutlak akıl der. Evrendeki her şeyin düzenini sağlayan mutlak akıl, mutlak ruh. Hatta kendi tabiriyle Geist adını verir buna. Önemli bir sözü var onun. Gerçek olan akılsaldır, akılsal olan da gerçektir. Yani akla uygun olan her şey gerçektir. Gerçeklikteki her şey de akla uygundur. Niye böyle söylemiş? Çünkü algılarımızla elde ettiğimizin bilgilerin yanıltıcı olduğuna değinmiş. Oysa mantıkla ulaştığımız bilgilerde herhangi bir tereddüt olmayacağını söylemiş. Hegel felsefesinde bir de diyalektik kavramı var. Diyalektik neydi? Zıtların çatışmasıydı. Yani her şey karşıtıyla çatışarak yeni bir şeye dönüşür, yeni bir ürün verir ve bu süreçte tez, antitez, sentez şeklinde ilerler. Örneğimize bakarsak, bir yumurta düşünürsek, yumurta içinde bir canlı var etme potansiyelini taşır. Bu bir tezdir. Daha sonra yumurta olgunlaşıp bir canlıya dönüşür. Yani ilk o potansiyeli somutlaştırır. Yani antitezini yaratır. Bu iki zıtın çatışmasından da bir yumurta oluşur. Yani sentez meydana gelir. İşte Descartes'in bu felsefesi de diyalektik idealizm olarak varlık felsefesinde işleyeceğimiz bir başlığa işaret eder.